Bu ve bundan sonraki birkaç videoda Vesper kuramına göre ki buna değerli katmanı elektron çiftleri itme kuramı da diyebiliriz. Molekül ve iyonların şekillerini belirlemeye çalışacağız. Bu teori aslında kısaca negatif yüklü elektronların birbirini itecek olmasını anlatıyor. Başka bir deyişle bu elektronlar merkez atom çevresinde bulundukları zaman birbirlerini iterek molekülü ya da iyonu belirli bir şekilde almaya zorluyor. Yüksek elektron yoğunluğuna sahip bölgelerdeki elektronların birbirine itmesi sonucu bağ yapan ve de eşleşmemiş elektronlar birbirlerinden uzakta yer alıyor. Bu şekilde itme en az düzeye iniyor. Ve de bu durumdaki atomların konumu molekülün geometrisini belirliyor. Demek ki bir molekülün şeklini öngörmenin ilk adımı bu molekülün Lewis elektron nokta yapısını çizerek değerlik elektronlarına bir göz atmak. Örneğin BCL2'nin Lewis yapısını çizerek başlayalım. Öncelikle berilyumu periyodik tabuda bulmamız gerekiyor. Berilyum ikinci grupta yani iki değerlik elektronu var. Klor ise yedinci grupta. Üstelik elimizde iki tane klor var. 2 çarpı 7, 14 değerlik elektronu var. Bu da Lewis yapısında toplam 16 değerlik elektronunun bulunması gerektiğini gösteriyor. Lewis yapısı için daha az elektronegatif olan atomu merkeze koyuyoruz. Bu yüzden merkezde berilyumun olması gerekiyor. Berilyumun iki klor tarafından çevrelenmiş olduğunu biliyoruz. O zaman berilyumu bu şekilde 2 klor'a bağlı olarak çizebiliriz. Bu şekilde 4 değerlik elektronunu göstermiş olduk. İkisi burada, diğer ikisi de burada. Toplamda 4 tane. Yani 16 yerine daha 4 tane göstermiş olduk. Dolayısıyla ilgilenmemiz gereken 12 elektron daha var. Neden 12? Çünkü 16 eksi 4, 12'yi veriyor. Bu elektronları uçlarda bulunan klorlara yerleştirebiliriz. Bu şekilde klorların oktetini tamamlayabiliriz. Klorların her biri zaten 2 tane değerlik elektronuna sahip. Altışar elektrona daha ihtiyaçları var. Öyleyse klora 6 tane daha elektron ekleyebiliriz. Evet. 12 tane daha değerlik elektronu yerleştirdiğimize göre elimizde başka kalmadı. Bu çizdiğimiz Lewis yapısı hepsini içeriyor. Şimdi bazılarınız neden devam etmediğimi ya da örneğin neden klorun üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftlerinin berilyumla paylaşmak ve onun oktetini tamamlamak için hareket ettiğini göstermediğimi sorabilirsiniz. Bunu yapmamamın nedeni aslında formal Evet, öncelikle berilyumun formal yükünü bulalım. Bildiğiniz gibi burada her bir kovalent bağ iki elektrondan oluşuyor. Aynı bu şekilde. Formal yükü bulmak istiyorsam öncelikle hiç bağ yapmamış bir atomdaki değerlik elektronlarını düşünmem gerekiyor. Bu da berilyum için iki tane elektron demek. Bağ yapmamış olan atomda iki tane elektron var. Bundan sonra yapmamız gereken de bağ yapmış atomdaki elektron sayısını bulmak kovalent bağ içindeki bu elektronlardan birini klora, birini ise berilyuma veriyorum. Aynısını bu bağ için de yapabilirim. Gördüğünüz gibi berilyum bu şekilde iki değerlik elektronun tarafından çevrelenmiş oluyor. 2 2 de bize formal yük olarak sıfırı veriyor. Bu da Lewis yapısını çizmeyi neden burada bıraktığımızın bir göstergesi olarak kullanılabilir. Yani sadece iki tane değerlik elektronu var. İkinci periyotta olmasına rağmen mutlaka oktetini tamamlaması gerekmiyor. Sadece 8'den az elektronu var. Bu durumda formal yük sayesinde neden Lewis yapısını çizerken burada durmamız gerektiğini anlıyoruz. Aslında bu molekülü baştan tekrar çizersem bundan sonrası için de rahat edebiliriz. Aynı zamanda artık bir sonraki adıma da geçebiliriz. Örneğin öncelikle klorun üstüne ortaklanmamış elektron çiftlerini de ekliyorum. Lewis elektron nokta yapısı daha temiz bir şekilde tekrar karşımızda duruyor. Sırada merkez atom çevresindeki elektron bulutlarının sayısını bulmak var. Aslında ben elektron bulutu terimini kullanmayı seviyorum ama birçok farklı kimya kitabında değişik terimler bulabileceğinizden de emin olabilirsiniz. Örneğin yük bulutu, elektron grubu, elektron bölgesi gibi. Hepsinin içinde bulundukları kitaba göre birbirinden çok da farklı olmayan tanımları var. Ama bence elektron bulutu ya da elektron grubu terimleri bağlar içindeki ya da ortaklanmamış elektron çiftleri içindeki değerlik elektronları fikrini oluşturmak için yeterli. Bu terimi aslında elektron yoğunluğu olan bölgeler diye de tanımlayabilirsiniz. Elektronlar birbirini ittiğine göre bu elektron yoğunluğu olan bölgeler ya da bu elektron grupları birbirlerinin olabildiği kadar uzağında olmak isteyecekler. Şimdi yine molekülümüze bakalım. Gördüğünüz gibi merkezi atom çevresinde bağ yapmış elektronlar var. Bu elektronları biraz önce bahsettiğimiz elektron bulutu ya da grubu olarak yorumlayabiliriz. Buradaki de bir ikinci elektron bulutu olarak kabul edilebilir. Bu molekülün içinde iki elektron bulutu var. Bu bulutlar zıt yönleri işaret ettiklerinde birbirlerinden en uzakta olabilecekleri pozisyon oluyor. Bu elektron bulutları zıt yönleri gösterdiğinde molekülün geometrisi çizgisel yani doğrusal olacaktır. Dikkat etmemiz gereken ortaklanmamış elektron çifti de olmadığına göre bu molekülün geometrisi doğrusaldır diyebiliriz. Eğer bu molekül doğrusalsa bu klor ve berilyum ve de diğer klor arasındaki açı da 180 derece olacaktır. Bunu dümdüz bir çizgi gibi de düşünebilirsiniz. İşte Vesper teorisini moleküllerin geometrisini bulmak için bu şekilde kullanıyoruz. İkinci bir örnekle daha da iyi anlayacağınıza eminim. Örneğin CO2 yani karbondioksit. Öncelikle Lewis elektron nokta yapısını çizmekle başlıyoruz. Karbonun 4, oksijenin ise 6 tane değerlik elektronu var. Ayrıca elimize 2 tane oksijen var. Demek ki 6 çarpı 2, 12 tane değerlik elektronu. Toplamda da 12 artı 4, 16 tane değerlik elektronumuz var. En az elektronegatif olan atom merkeze yerleşiyor. Ki bu durumda bu karbon olacak. Karbon 2 tane oksijene bağlı. Evet, aynı bu şekilde. Şu ana kadar sadece 4 değerlik elektronu yerleştirdik değil mi? Burada 2, burada da 2 yani 4 tane toplamda 16 tane olduğuna göre 12 tane daha var. Oktetleri tamamlamak istiyorsak bu elektronlar yine uç atomlara yani oksijenlere gidecek. Her bir oksijen 2 değerlik elektronla çevrelendiğine göre 6'şer tane daha elektron koymamız gerekecek. O zaman öncelikle bunları buraya ekleyelim. Artık işimiz bitti gibi düşünebilirsiniz ama aslında öyle değil. Çünkü karbonun da oktetini tamamlamamız gerekiyor. Karbonun Lewis yapısında formallük sıfır değil. Bu nedenle de her ne kadar bütün değerlik elektronlarını yerleştirmiş olsak da karbonun oktetini de tamamlamamız gerekiyor. Bu şekilde ona sıfır formallük verebileceğiz. Bunu da ancak buradaki ve buradaki ortaklanmamış elektron çiftlerini alıp buraya kaydırıp karbonla paylaşmasını sağlayarak yapabiliriz. Hatta bunları da aynı şekilde kaydırabiliriz. Böylece karbon Artık oksijenlere çift bağla bağlı. Lewis yapısının son hali de bu oldu. Oksijenlerin üçer tane yerine 2 tane ortaklanmamış elektron çifti oldu. Sıradaki adım neydi? Listemize dönelim ve bir bakalım. İlk adım Lewis yapısını çizerek değerlik elektronlarını göstermekti. Onu yaptık. Şimdi merkez atomun çevresindeki elektron bulutlarının yani elektron gruplarının sayısını bulmamız gerekiyor. Hatırlayalım. Merkez atom karbondu demiştik. O zaman karbonun çevresindeki elektron yoğunluğunu bulmamız gerekiyor. Elektron sayısının önemi olmadığına göre burada gördüğünüz çift bağı elektron yoğunluğu olarak tanımlayabiliriz. Burada önemli olan sayı değil, önemli olan bir elektron yoğunluğu olması. Öyleyse buradaki ilk elektron bulutu diyebiliriz. Burada da bir tane daha var. Yani iki elektron yoğunluğu olan bölge var birbirini iten iki tane elektron bulutu. Bir sonraki adım olan üçüncü adımda merkez atom çevresindeki elektron bulutlarının neden olacağı geometriyi tahmin edebilirsiniz. Bu elektron bulutları birbirinin karşısında yer almalı. Birbirlerinin zıt yönüne doğru olmalılar. Aynı şekilde bu molekülün de çizgisel olmasına neden olacaklar. Demek ki karbondioksit de 180 derecelik bağ açısıyla çizgisel bir molekülmüş. Burada yine merkez atomun etrafında ortaklanmamış elektron çiftimiz yok. Geometriyi bozabilecek bir şey olmadığına göre bu konuda endişelenmemize de gerek yok. Molekülün geometrisini direkt olarak çizgisel diye belirtebiliriz. Sonuç olarak geometriyi bulmak için izlediğimiz yol işte bu şekilde. Lewis yapısını çizmek, elektron bulutlarını bulmak ve bunlara dayanarak molekülün geometrisini çıkarmak. Bundan sonraki videoda elektron bulutu 3 tane olursa neler olacağını göreceğiz.